Herkese selamlar. Bir yanda jeopolitik riskler, bir yanda piyasa hareketleri ve dünyadan gelen makro görünümle birlikte ekonomilerin durumu. Yine yoğun haber akışları var ve analiz edilmesi gereken, konuşulması gereken çok konu var. Şimdi kısa kısa başlayalım. Elbette ki jeopolitik risklerden bahsederken Hamas-İsrail gerilimi ve orada sivil insanların yaşadığı mağduriyeti, trajediyi konuşmamak olmaz. Nasıl Hamas ilk saldırı yaptığında İsrailli sivillerin ve oradaki turistlerin yaşamını yitirmesini eleştirdiysek, şimdi de İsrail'in yaptığı acımasız saldırılar karşısında Filistinli insanların nasıl bir trajedi içinde olduğunu, yaşamını kaybettiğini görüyoruz. Savaş lanetlenmesi gereken bir şey. Kimden gelirse gelsin, nereden gelirse gelsin. Bunun ırkı, dili, dini, cinsiyeti olmaz. Dolayısıyla kim mağdursa, kim zulüm görüyorsa, kim trajedilere maruz kalıyorsa onu savunmak bence insani bir duruştur. Şimdi ekonomiye ve piyasalara dönelim. Mehmet Şimşek'in yatırımcılarla görüşmeleri vardı. Bunun yanında Türkiye'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ve özellikle perakende sektöründen sonrasında gelen açıklamalar var. Buralara değineceğiz. Borsa İstanbul'a baktığımızda yine oynaklığın yüksek olduğu karışık bir seyir var. Pazartesi günü Savaşın etkisiyle sert düşüşler vardı. Dün kısmen bir toparlanma gördük. Bugün pozitif başlayan ama yine negatife dönen bir yapı söz konusu şu dakikalarda. 8403 seviyesinde tutunmaya çalışıyor. Hatta 8390'a kadar düştüğünü gözlemledik. Fakat bir dizayn olduğu da açık. Yani bankacılık endeksine bitilen misyon devam ediyor endeksi çıkardığımızda ve birkaç majörisiyi çıkarttığımızda daha sert satışlar olma olasılığı yüksek ve bunun olmaması için böylesi dönemlerde bir anda birileri devreye giriyor. Güçleri nereye kadar yetebilir? Ne kadar daha devreye girebilirler? Bu mesele. O yüzden hep riskleri yönetmemiz gerektiğini ve alternatifli olmamız gerektiğini ifade ediyoruz. Diğer taraftan perakende sektörüne gelelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir çağrısı vardı. Enflasyonla mücadele kapsamında marketlerden de fiyat indirimleri istemişti. Migros, Şok, BİM, A101 gibi marketler belirli ürün gruplarında belirli bir süre için, aşağı yukarı bir aylık bir süre için indirim yapacaklarını açıkladılar. Tabii burada şu akla geliyor. Madem bu marketler bu indirimi yapabiliyordu, şu ana kadar niye yapmadı? Yani Cumhurbaşkanının çağrıda bulunması mı gerekiyor? Bu birinci ahlaki bir sorun bu aslında bakarsanız. Demek ki bu indirim yaptığınız ürünlerden de para kazanabiliyormuşsunuz. Ha bu geçici bir iş. Kalıcı olacak mı? Olmayacak. Belirli ürün gruplarına indirim yapacaklar ama belki başka ürünlerde yine fiyatlara bunlardan yaptıkları indirimleri karşılayacak kadar eklemeler yapacaklar. Devam etse bile bir ay sonra sonuç itibariyle Türkiye'deki işte kur artışıyla veya dünyadaki maliyet artışlarıyla, petrol, doğalgaz, enerji artışlarıyla bir şekilde tekrar fiyatlar yukarı gidecek. Buradan şunu söyleyebiliriz. Bu tarz geçici önlemler enflasyonla mücadele etmeye yaramaz. Enflasyonu da aşağı çekmez. Türkiye'nin enflasyon problemi daha farklı dinamiklerden oluşuyor. Dolayısıyla ekonominin geldiği bu noktada bu kadar vergi artışları, kurdaki artış, Türkiye'nin makro görünümü vesaireyle zaten bu enflasyon yukarı gidecek. Türkiye'de enflasyonun geçici hareketlerle çözülme olasılığı yok. Daha kalıcı adımlar gerekiyor. Şimdi Mehmet Şimşek'in yaptığı görüşmelerden sonra da Türkiye'ye yabancı sermaye girişi ile alakalı olumlu bir hava yaratıldı ama şunu hep söylüyoruz bu kadar jeopolitik risk varken, Türkiye'nin de önünde böyle bir kur korumalı mevduat gibi bir balon varken, dünyadaki riskler artıyorken, kur kırılganlığı, bu, bu noktadaki kırılganlık riski çok netken, bu işler çözülmeden ya da netleşmeden jeopolitik riskler Türkiye'ye yabancı girişi gecikebilir. Bu da bizim açımızdan aslında sıkıntılı bir durum. Çünkü ciddi bir dış finansmana ihtiyacımız olduğu aşikar. Borsa tarafına tekrar dönecek olursak, pazartesi günü sert düştü. Salı biraz toparladı dedik. Şimdi buralarda tutunamaması halinde 8400 üzerinde. 8.345-50 bandı daha önce de zaman zaman destek olarak kullandığı seviye. Daha major hareketlerde de işte 8.200'ün destek olarak çalıştığını, sonra 8.090-8.100 gibi bir seviyenin destek olarak çalıştığını görmüştük. Kademe kademe takip edeceğiz. Ama burada benim için asıl olan teknik destek ya da dirençlerden ziyade içinde bulunulan dönemin yarattığı riskler ve endeksin de bir şekilde artık herkesin malumu olduğu üzere demin de ifade ettiğim gibi yukarıda tutulma çabası. Bu güç nereye kadar devam edebilir? Şöyle düşünün. Dolar TL'yi de belli bir noktada sürekli tutmuşlardı ama bir noktadan sonra ipin ucu kaçar. Nereye kadar tutulabilir? Nereye kadar güç yeter? Uluslararası piyasalarda oluşabilecek bir ciddi risk ortamında burası ne kadar dayanabilir? Onu ciddi bir şekilde düşünmek lazım. Herkesin bildiği bazı kurumlar bir gün alıyor, bir gün satıyor, doldur boşalt yapıyor. Bu da piyasanın sağlıklı işlemediğinin göstergelerinden biri. Hep söylediğim gibi risklerin yönetilmesi gerektiği bir süreç. Kazanmaktan ziyade kaybetmemenin önemli olduğu bir süreç geçici olarak da olsa. Tüm dünyada yaşanan ekonomik ortam Piyasa ortamı, varlık balonları bunu bize ispatlıyor açıkçası. Bunun altını çizmek lazım. Ha, önümüzdeki günlerde neler bekleyebiliriz? Dediğim gibi fotoğrafın netleşmesi önemli. Yani günlük hareketlere bakarak almak ya da satmak sağlıklı olmayabilir. Alternatifli bir portföyle bu süreci en azından birkaç haftayı değerlendirmek gerekir. Çünkü bakın İsrail çok tehlikeli bir şekilde ilerliyor. Amerika'dan savaş gemileri niye yola çıktı geliyor? Bunun yanına bir de bugün Zelenski'nin açıklamaları çıktı. Yine bir takım mesajlar vermeye başladı. Orası da mı tekrardan kaşınacak kış ayları gelirken? Orada da bir sıkıntı gelecek mi dünyanın başına? Hepsini değerlendirmek lazım. Ve daha büyük fotoğrafa bakacak olursak sizlere hep anlattığım gibi dünya ekonomisi içinden çıkılmaz bir sıkışıklığın içinde, buhranın içinde. Her ne kadar dünyayı yönetenler bunun böyle olmadığını anlatsa da İnsanları inandırmaya çalışsa da böyle değil. Ekonomilerde büyük sıkıntı var. Balonlar var piyasalarda. Bir şekilde halının altına süpürülen kriz ortamı var. Dolayısıyla bu tarz dönemlerin en maalesef belirleyici sonucu savaş ortamlarıdır. Bunları da zaten yaşatıyorlar. O yüzden sevgili arkadaşlar kim ne derse desin paranızı koruyacak şekilde alternatifli olmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Borsa İstanbul'da da yine evet yukarıda taşıyabilirler bir noktada bir süre daha ama hisselerin hareketlerini görüyorsunuz çoğunuz. Artık orayı anlatmaya da gerek yok. Bu anlamda bu tarz piyasalarda hep söylediğim gibi haber akışlarını ciddi bir şekilde takip etmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Hepinize bol kazançlı güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.